Merhabalar, Şehir Hepimizin programındayız. Bugünkü programımızda yerel yönetimde sivil toplum ve yurttaşların katılımı konusunu ele alacağız. Daha önceki programlarımızdan iyi tanıdığınızı düşündüğümüz bir konuğumuz var. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV'in araştırma direktörü Itır Akdoğan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Itır Hanım. Niye böyle bir konuyu işliyoruz? Malum yakın geçmişte bir yerel seçim yaşadık. Evet. İstanbul'da hala yaşıyoruz, Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde. Yakın zamanlarda çeşitli toplantılar, faaliyetler yapıldı. Bunlardan birisinde geçen hafta hatta birlikteydik. Ve gördük ki aslında yerel seçimlerden sonraki 6 ay içerisinde yerel yönetimlerin, en azından nüfusu 50 bin ve üstünde olan belediyelerin, yerel yönetimlerin bir stratejik plan hazırlama zorunluluğu var mevzuat gereği. Hı hı. Fakat çoğu örgütlü, hatta okumuş diyebileceğimiz insan veya kuruluşun da böyle bir süreçten haberi az bir haberi var ya da yok. Ya da sürecin nasıl işlediğini bilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla 1 Nisan itibariyle aslında böyle bir 6 aylık süreç başladı. Seçilmiş ve mazbatasını almış olan belediyelerin, yerel yönetimlerin 6 ay içerisinde bir stratejik plan hazırlama zorunluluğu var. Ayrıca kent konseyleri olarak isimlendirilen bazı organlar var. Sivil organlar, yönetişime katılım organları. Bu programımızda biraz onu ele almak istiyoruz. Çünkü çoktan neredeyse 2 ay geçti bile bu 6 aylık plan hazırlama süresinin 2 ayı geçti. Önümüzde uzun bir bayram tatili var. Ondan sonra İstanbul seçimleri 23 Haziran ve Haziran ayı sonuna kadar da herhalde gündem o şekilde meşgul olacak. Sonra da yaz ayları derken 6 ay bir bakacağız geçmiş büyük ihtimalle. Şimdi biz sizden Itır Hanım, bu süreç nasıl işliyor? Biraz o konuda bilgi almak istiyoruz. Siz özellikle e-katılım, elektronik katılım konusunda bir uzmanınız var, biliyoruz. Afrika'da bir dönem bu konuda danışmanlık yaptığınızı da biliyoruz. Doktorunuz var Avrupa'daki üniversitelerden. Ben önce şunu sormak istiyorum. Katılım niye önemli ve neden gerekli? Şimdi katılım tabii ki çok önemli. Neden? Çünkü ne yapacağız? Ne istiyoruz? Onun için ne yapacağız? Onun yapacaklarımız için nasıl para harcayacağız? Para da kimin? Benim param, yurttaşın parası. Dolayısıyla benim cebimden çıkan vergiyi nasıl, ne için, kim için, ne zaman, ne şekilde harcayacağının kararına katılımdan bahsediyorum. Katılım deyince çok fazla tanımı var tabii ki katılımın. Mış gibiler, oyalayıcı katılımlar. Biraz onları soracağım. Onlara gireriz birazdan. Ama mühim olan benim katılım dediğimde anlaşılmasını istediğim şey, gerçekten karara eşit şekilde katılımdan bahsediyorum. Özellikle bu yerel yönetimlerde de birazdan soracaksınız zannediyorum. Bu dönem gerçekten çok heyecanlı bir dönem. Çünkü bir sonraki seçime kadar 5 yıl boyunca tam da işte kentleri nasıl bir kente dönüştürmek istiyoruz, bunun için ne yapmamız lazım, kaç para ayırmamız lazımın kararını verildiği günler bunlar. O yüzden o sürece yurttaşın katılımı, örgütlü ya da örgütsüz, son derece önemli. Ayrıca sadece harcanan para değil herhalde. Hangi faaliyetleri kimler tabii yapacak, ki, kimler üstlenecek, ki, ne tür ki faydalar sağlanacak, bunlar nasıl ölçülecek, değil mi? Kesin. Performansları, göstergeleri nerede? Evet. Peki katılımın türleri var dediniz. Kaç tür katılım var? Şimdi bu katılım çalışan kişiler katılımı farklı kelimelerle tanımlıyorlar ama kabaca hepsinin ortak şeyi, ortak kümelendirmesi bir katılım olmayan katılım. Mış gibi olan katılım. Onda sen yurttaş olarak sanki katılmışsın zannediyorsun. Ama aslında katılmıyorsun. Bu böyle biraz annelerin çocuklarına hani ıspanak mı brokoli mi şeyse gibi. Geçen gün seninle buluştuğumuz etkinlikte de aynı örneği vermiştim. Sen de bir seçim yapmış olduğunu zannediyorsun ama aslında gönlün köfte yemek istiyor çocuk olarak. Ama anne sana ya ıspanak ya brokoli veriyor. Bunun gibi yerel yönetimlerde ya da ulusal neyse hani karar vermek gücüne sahip olanlar önceden verdilerse kararlarını, kendilerine uygun olan iki seçenek arasında sana sormuş gibi yapmakla ya da seni bilgilendirmemekle aslında senin katılmanın önüne engel koymuş oluyor. Buna biz ya katılımsız diyoruz ya katılım olmayan katılım diyoruz. Ben ve işte akademik olarak dahil olduğum. Yani daha sonra bir pürüz çıktığı takdirde biz size sormuştuk, siz de bunu seçmiştiniz. Dolayısıyla seçtiğinizi yaptık gibi bir gerekçe olabiliyor.
Sonra bir ikinci kümede birazcık daha, bir çıt daha üstü. Onda işte hani yine daha bir fikrini soruyor, daha bir bilgilendiriyor gibi yapıyor. Onda böyle bir yarı katılım gibi bir şey oluyor orada da. Fakat onda da yine aslında karar alma gücü olan, diyelim ki onlar üstte karar alma gücü olanlar ve altta karar alma gücü olmayanlar bir araya geldiklerinde nihayetinde yine üsttekinin, esas karar alma gücüne sahip olanın vereceği kararı sen bir şekilde yine desteklemiş gibi oluyorsun. Çünkü yine o istişareler ona göre planlanabilir. Sana istediği soruyu sorabilir. Sen şimdi beni burada davet ediyorsun. Bana öyle şeyler söylettirmek istersin ki, öyle bir sorular koyarsın ki bambaşka bir şeye gider. Zaten öyle de yaptık. Zaten öyle de yaptık. Ondan sonra ama ben eğer bilgiliysem sen ne sorarsan sor ben de bildiğimi söylerim. Hı-hı. Anladın mı? O yüzden bilgili olmak çok önemli. Dolayısıyla bu ara şeyde de yine aslında karar verme, karar almaya katılma gücü çok fazla yok yurttaşın. Daha böyle o da yinemiş gibi. Dolayısıyla bir güçlerdeki dengesizlikten bahsediyoruz. Evet. Yani daha fazla gücü olan, söz sahibi olan evet. aslında kararlarda yine ağırlığını koymuş oluyor. Ve fakat esas ulaşmak istediğimiz yurttaşı güçlü kılan, yurttaş güçlüyse yönetenin de zaten güçlü olacağı ve her iki tarafında güçleneceği tam katılım dediğimiz katılımda da masaya eşit şartlarda, eşit söz hakkıyla, eşit oy hakkıyla, eşit bilgiyle oturmuş evet. ve birlikte gerçekten karar alındığı zaman ona tam katılım diyoruz. Yani kabaca, burada şimdi bir sürü hani teorik şeylere de daha fazla girmeyeyim ama kabaca bu üç grup var. Bizim tabii ki ulaşmak istediğimiz üçüncü grup her zaman için. Bizden kastım demokratikleşmeye çalışan sivil toplum örgütleri ya da akademisyenler. Ama dürüstçesi dünyada da bu zaten en az. temsil olan grup genelde. Çünkü uygulaması zor. Bir kere bilgilendirme dediniz. Aslında bir sonraki soruya böylece geçmiş olabiliriz. Burada bir görselimiz var şematik olarak aktardığımız. Bir numaralı görseli de yansıtabilirsek katılımın aşamaları ile ilgili biraz daha ayrıntıya girelim isterseniz. İşte biraz önce aslında bunları böyle birazcık toparlamaya çalıştım. Bu Einstein'ın basamakları diye söylediği, o işte Pateman da var, Carpentier var falan bir sürü böyle bir isimler var tabii ki yani teorisiyle ilgilenen seyircilerimiz için. Ama burada işte tam da biraz önce söylediğim kümeye de uygun bir şey bu. En başta aslında katılım olmayan, işte burada terapi manipülasyon diye söylüyor. Senin sonunda hani hiçbir şey söylemiyorsun aslında, sana şık verilmiş gibi oluyor ama... Ama kendimizi rahat hissediyoruz. Yani. Hoş tutmaca böyle birazcık. Evet. Sonra işte o sembolik dediği işte var mı var. Anket yaptım mı yaptım. Beyaz masaya şikayetini ver işte. Ya da işte her gün efendim soruyoruz yurttaşlara dedikleri de işte. O hani istişare gönlünü alma kısmı. İşte o da birazcık daha hani bir sanki daha hani... Daha fazla katıyor gibi gözüküyor. Gibi evet. oluyor. Ama esas o yurttaş gücü dediğim işte burada da gördüğün gerçekten bir ortaklık yapmak ve karar verme ya da karar alma. Türkçe'de zaten sorunlu dilimizde de bence bu kavram. Onu bir şekilde delege etmek yurttaşa ve birlikte yurttaşın gerçekten kaynakları nasıl, ne zaman, kim için, ne kadar kullanacağının kararını verdiği sistem olmuş oluyor. Kimlerin hangi işleri yapması gerektiği, kimlerin ne faydaları evet. sağlayacağı, evet. Bunun içerisinde sadece insan olmak zorunda değil herhalde, kentsel çevre gayet veya kent çevresindeki tabii doğal ki. Çevre, tabii kentte ki. Yaşayan hayvanlar ve diğer gayet. Canlılara dahil olacak. Peki şu aşamalar konusunda bir ikinci görselimiz daha var. Onun üzerinden giderek konuşalım isterseniz. Tamam. Ben özellikle iki numaralı görselde bilgilendir demiştik. Şimdi ben ilk sorumda katılım niye gerekli, neden bu kadar önemli diye sordum. Siz de zaten az önce hani dünyada da çok ideal işlemiyor. Çünkü bir bilgilendirme süreci aslında zor bir süreç. Yani karar almamız gereken konuların çeşitliliği çok fazla. Tabii. Özellikle İstanbul gibi bir kente veya onun ilçelerinde. Ve herkesin her konuda yani sosyal konularda, işte teknik konularda veya doğa, çevre konusunda bilgili olması, ulaşım konusunda bilgili olması mümkün değil. Fakat bir taraftan da biz yurttaşları ve sivil toplumu, sivil girişimleri karar alma süreçlerine katmak istiyoruz. Dolayısıyla bilgilendirme burada bana sanki en hayati aşamaymış gibi geliyor. Kesinlikle öyle. O yüzden de zaten birinci aşamada. Bu gördüğümüz görselde de işte bütün bu farklı katılımların var olduğunu farkında olduktan sonra o zaman tam o istediğimiz üçüncü esas yurttaşı da yöneteni de güçlü kılan tam katılım dediğimiz katılım için de gerekli olan aşamalar bunlar. Bilgin yoksa zaten bir fikrin de olamaz fikrinden de yola çıkarsak. Sen bana hiç bilmediğim bir konuda bir şey sorarsan ya hiç cevap veremem ya da saçmalarım. Her iki şekilde de karara katılmış olamam. Dolayısıyla bilgilendirme kesinlikle çok önemli.
Türkiye'de biz genellikle cevapsız bırakmayı sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Biz özellikle her şeyi biliyoruz. Bilmediğiniz bir yerde bir adres sorduğunuzda başımıza sık gelen bir durumdur. Evet, kesinlikle bu şeyler navigatörler kurtardı bizim. Sizi yanlış yere gönderme pahasına bilmiyorum demeyip tarifi yaparlar. Bilmiyorum diyemiyoruz, hayır diyemiyoruz. Öyle bir durum var yani. Hı-hı. Dolayısıyla bilgilendirme gerçekten çok önemli. Ama bu bilgilendirme de zamanında doğru ve çeşitli bilgilendirme. Yani karar alındıktan efendim ya da karar alınmadan 5 dakika önce, çoğu zaman bazı için belediye konuştuğumuz için bazı belediye meclis üyeleri bile, yani seçilmiş meclis üyesi bile diyor ki bana işte konuşacağım şey 5 dakika önce önüme geliyor, 100 sayfa diyor. Şimdi bilgilendirdim mi? Tek kronolojik olarak bilgilendirdim. 5 dakika içinde kimse 100 sayfayı okuyup bir fikir sahibi olamaz zaten. Evet. Dolayısıyla zamanda bilgilendirme çok önemli. Doğru, objektif bilgilendirme çok önemli ve tabii çeşitli bilgilendirme. Hep bir kaynaktan gelen bilgilendirme olursa, diyelim ki işte önemli ya da sorunlu bir konu tartışırken onu farklı açılardan, farklı kaynaklardan, farklı bakış açılarından bilgilenmen gerekir. Eğer sadece hep bir bakış açısından bilgilenirsen o zaman da sağlıklı bir fikrin olamaz. Hı hı. Dolayısıyla bilgilendirme dediğin o kadar da hani işte koydum web sitesine ya da yayınladım işte bastım bir şeyler gibi değil. Gerçekten düşünülmesi, planlanması gereken, bilgilendirmenin planlamasının da yine katılımcı yapılması gereken bir aşama ve en önemli olduğu için de birinci aşama. Ve herhalde, özür dilerim, karşı tarafında o bilgiyi aldığı ve anladığını da görmemiz gerekiyor. Yani bilgilendirme yapan tarafın bir de herhalde böyle bir yükümlülüğü olması lazım. Tabii ki ulaştırması ben gerekiyor. Ben size bilgiyi aktardım ama siz gerçekten bunu aldınız ve anladınız mı? Tabii. Aynı şeyi anlıyor muyuz artık? Mesela, emin olmak mesela gerekiyor. Şimdi yine şeye de bağlarsak, yerel yönetimlere madem o süreci konuşuyoruz. Evet. Belediye kanununda mesela diyor ki belediye meclis toplantısının gündemi en geç 3 gün önce hem üyelere hem yurttaşlara, halka diye geçiyor. Halka çeşitli iletişim yolu kanallarıyla iletilmeli diye yazıyor. Ama dediğim gibi üye 5 dakika önce gördüğünü almış söylüyor. Oluyor, evet. Yani aslına bakarsan 3 gün bile yeterli değil ama en azından kanunda bile 3 gün önce diye söylüyor. Çünkü bu 100 sayfa dediğiniz bilgilendirme aslında pek çok konuda 100'er sayfalık bilgilendirmeler. Tabii ki yani her gündem için gayet tabii. Dolayısıyla çok daha işte orada mesela katılım neden önemli diye soruyorsun. Böyle biraz hani şeyli gidersek bağlayarak birbirine. Katılım şu yüzden önemli. Bir belediye meclis üyesi mesela her konuyu bilmek zorunda değil, bilemeyebilir. Doğaldır da bu. Ama eğer sivil toplum örgütleriyle ya da yurttaşla bu bahsettiğin biraz sonra konuşacağımız farklı katılım mekanizmalarıyla etkileşim halinde olursa o mekanizmalarda yer alan yurttaşların, kurumların uzmanlıklarından yararlanabilir. Üç günü, gerçekten üç günde bile diyelim ki bir konu geldiğinde hemen telefonla bile ya da hani yüz yüze bakın şöyle bir konu var bilmiyorum ne yapayım ne diyeyim diye danışabilir. O yüzden akademiden bir uzman olabilir, sivil akademiden toplumda olabilir. Bazen mahalleden belki esnaf olabilir. Tabii. İlla ki hani akademisyen olmak mutlaka zorunda, teorik olmak zorunda değil. Yurttaşın sokakta yaşadığı bir sorunla ilgili olabilir ve o üye o sorunu bilmiyor olabilir o sırada. Yani keşke bilse ama bilemiyorsa eğer. Bilmeyerek bir şeye evet ya da hayır demek var. Bir de bilerek ama aslında benim seçmenim işte yurttaş böyle demiyor, mahalleli böyle demiyor diye onu söyleyebilmek var. Ama onu söyleyebilmesi için o katılım mekanizmalarının var olması ve çalışabilmiyor olması lazım. O bağlantıları, iletişimi kurması evet, gerekiyor. O yüzden de çok önemli katılım. Yani bir kere işte 5 yılda bir stratejik plana, bir ankete 2 soru imzaladım gibi değil. Düzenli olarak o katılım mekanizmasını çalıştırmak lazım aslında. Peki tekrar 2 numaralı görsele dönüp diğer aşamaları da inceleyelim. Tamam. Katılım hangi aşamalardan geçiyor? Danış. Evet. İkinci aşamada danış. İşte bilgilendirdikten sonra artık danışabilirsin. Çünkü o bilginin dahilinde bir fikri olabilir artık. Dediğim gibi yurttaş diyorum ama bu aynı zamanda hani örgütlü de olabilir. Dernek, vakıf, çeşitli inisiyatifler yani çeşitli artık yeni örgütlenmeler de var. Ama yurttaş da tabii bireysel olarak da. Ondan sonra dahil et dedi, fikrini alıp, o biraz önce demiştik ki işte fikrini alıp gönlünü eğleyip bırakma aşaması değil, daha sonraki aşamalara o tam katılıma geçebilmesi için artık dahil etmesi gerekiyor. Yani birlikte planlamaya, birlikte o fikirleri toplayarak, o fikirlerle beraber artık işte faaliyet stratejisini, onu gerçekleştirmesine yarayacak faaliyetini, bütçesini falanını filanını birlikte oluşturma aşaması gelmesi gerekiyor. Daha sonra birlikte çalışta da bir karar verdin, o kararı birlikte vermiş olsan bile, katılımcı yapmış olsan bile illaki doğru karar olmak zorunda değil. Alınan her kararın
izlemesinin ve değerlendirilmesinin düzenli olarak yapılması lazım. Ki zaten belediyeler bu stratejik planı 5 yıllık hazırlıyorlar ama sonra her yıl performans programı olarak her yıl bir değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirme yıllık olduğu için eğer ki bir şekilde yanlış hedef konduysa, yanlış planlandıysa, bütçesi yanlış konduysa, yanlış ya da eksik ya da farklı bir şekilde değerlendirmede bir sonraki yıla o alt hedefler, bütçeler tekrar revize edilebilir. Gözden geçiriliyor, revize ediliyor, yeni hedefler konuyor. Konabilir. Dolayısıyla o aşamada da yani o birlikte izleme, değerlendirme, birlikte karar verdik ama doğru karar vermiş miyiz aşamasında da yine yurttaşla, işte bu katılım mekanizmaları aracılığıyla yurttaşla çalışırsa belediyeler, o zaman o performans programlarını da daha manalı, daha işe yarayacak, işlevsel bir şekilde yapabilirler. Evet. Böylelikle de işte son aşamada orada güçlendir dediğinde de böylelikle zaten her aşamasında birlikte çalıştığı için de karşılıklı olarak güçlenmiş oluyorlar. Çünkü bütün bu süreçten eğer yurttaş haberdar olursa hem onun sorumluluğunu alıyor. Benim her zaman için belediyelere de yurttaşlara da bu konuda konuşurken söylediğim bu karşılıklı bir sorumluluk. Ve eğer katılırsan o sorumluluğu paylaşabilirsin. Bu yurttaş için de çok değerli bir şey. Belediyeleri yönetenler için de çünkü tek başına karar alırsan ve o karar yanlışsa ya da yanlış bir şeylerle sonuçlanırsa onun tek sorumlusu sen olursan, birlikte alırsan sorumluluğu paylaşırsın. Çünkü kamunun kaynağını, zamanını belki boşa harcamış oluyor kararı tek başına alan yönetici. Halbuki birlikte alındığı takdirde bu… Tek başına almasın da zaten öyle büyük bir kişiye ya da bir gruba zaten verilmemesi de gerekir. Çok büyük bir sorumluluk gerçekten. Yüz binlerce kişinin 5 yıl boyuncaki gündelik hayatını planlıyorsun. Bunu tek başına yapmak, ben şahsen zaten istemem de. Bana o güç verilse de ben istemezdim açıkçası. Gerçekten onu paylaşmak isterdim, o sorumluluğu da paylaşmak isterdim. Peki, stratejik planlama nedir? Bunu biraz daha yani mesela bir İstanbul'da bir ilçenin stratejik planı neye benziyor? Hangi komponentleri var? Kaç sayfadır? Kim hazırlar bunu? Nasıl bir yöntemle hazırlanır? Şimdi aslında bunun… Bunu biraz yakın zamanda sizin katıldığınız çeşitli ilçelerde yapılan faaliyetler var. Evet. Yurttaş meclislerinin veya kent konseylerinin faaliyetleri. Çok heyecanlıyım aslında o konuda biraz, gerçekten. Onlarla beraber, lütfen, tamam. Şimdi bu stratejik plan dediğim gibi 5 yıl boyunca o kentin, işte ilçe diyorsak eğer, o ilçenin bir kere önceliklerini çıkarmakla ilgili bir şey. Bir strateji denerdi işte. Nasıl, mesela Şişli ise… Şişli diyorum çünkü Şişli'den bir örnek vereceğim. Beni heyecanlandıran bir örnekleri var, bir metodları var bu dönem. Nasıl bir Şişli istiyorum? Ve o istediğim Şişli'ye ulaşabilmek için ne yapmam gerekir? Onun için ne faaliyetler yapmam gerekir? Ve buna ne kadar kaynak ayırmam gerekir? Bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Bunu her belediyenin hazırlaması gerekir. Kendi içindeki stratejik planı hazırlayan birimleri, işte koordinasyonu, başkanlığı, her kendi bir belediyenin bir kurumsal bir yapısı var. Onun içinde giden bir süreç. Bu sürecin içinde paydaş analizi denen de bir şey de öneriliyor. Öneren de İçişleri Bakanlığı'nın zaten bir stratejik plan hazırlama rehberi var. O rehber gönderiliyor. O rehberde paydaş analizi yapın, iç paydaş, dış paydaş, yani hem belediyenin iç paydaşları, çeşitli birimleri, hem de dış paydaşları. Yurttaşlar tabii ki ve sivil toplum örgütleri dış paydaşların en önemli gruplarından bir tanesi. Şöyle orada bir bence sorunlu bir nokta var. Eğer çok fazla paydaşın varsa önceliklendir diyor. Orada işte neye göre önceliklendirecek, bütün sivil toplumun farklı seslerini oraya nasıl katacak, o da biraz hani ince bir konu. Onun nasıl yapılacağının kriteri yok. O birazcık artık belediyenin görüşüne, belediyenin inisiyatifine kalmış yönetim, gibi duruyor. Belediye kendi kadrosu, kendi ilgili dairesiyle bu süreci aslında tek organize başına yapabilir. Etmek, koordine etmek ve hayata geçirmek. Geçirmek zorunda. Mükellef işte Ankara'ya yollayacak, onaylanacak falan. Bunu bazı belediyelerde bir memura kalıyor bu, yapıyor. Bazı belediyeler, yerel yönetimler, uzmanları çok iyi bilirler. Örnekler verilmiştir. Çok iyi yapılan bir stratejik plan vardır. Onu işte kes kopyala yapıştır. Kentin adını değiştir, bazen değiştirmeyi unut falan lazım. Gibi. Bazen kendi adını değiştirmeyi unut gibi hani eğlenceli hikayeler zamanında olmuş. Çevresel etki değerlendirme raporlarına çok sık rastladığımız mesela, bir durum. Mesela, ondan sonra bazen bazı belediyeler bunu bir danışmanlık şirketine veriyorlar. Ama bazı belediyelerde gerçekten daha seçim aşamasında, vaatler aşamasında yurttaşa danışacağını vaat ediyor. Ve işte o örnek diye söylediğim Şişli de kent konseyi aracılığıyla, yani kent konseyinin kolaylaştırıcılığında mahalle meclisleri kuruluyor.
Onlardan bir tanesinin toplantısındaydım. Mecidiyeköy Gülbahar mahalleli muhtarlığın önündeki parkta toplandı akşam iftardan sonra. Ve nasıl işte bu süreç anlatıldı önce onlara. Niçin toplandık? Ne tür bir takvimdeyiz şu anda? İşte belediyesi ne yapmalı? Ve siz o yapacağı planlamaya nasıl katılabilirsiniz yurttaş olarak, mahalleli olarak diye. Ve oradaki böyle hani uzman falan gibi böyle hani sivil toplum toplantısı değil. Gayet bildiğin mahalleli amcalar, abiler, teyzeler, çoluklar, çocuklar. Parkın önündeki mesela apartmandaki pencereden hani dizi seyretmek varken o park toplantısını seyretti yurttaşlar gerçekten. Çok ilginç, beni çok heyecanlandırdı. Çünkü hep bizim işte yazıp çizerken böyle olsa ya, şöyle olsa ya dediğimiz şey oldu. Aslında hayata geçiyor. Çünkü aslında mümkün. Yani bu tamam Türkiye'de evet, belki yapılmıyordu ama aslında demokratik diye saydığımız ülkelerde aslında yapılan bir şey. Dolayısıyla teknik olarak mümkün olan bir şey ve oldu gerçekten. Mahalleli toplandı. Onlar işte anlatıldıktan sonra dedik ki mesela bu işte istek, şikayet, dilek kutusu değil, beyaz masa değil. Burada daha sorumlu bir şey yapmanız bekleniyor sizden. Nasıl bir Mecidiyeköy istiyorsun? Önce bir hayalini kur. Evet. Sonra da ona ulaşmak için ne yapmak gerekir sence? Onun önerisini sun. Ve işte sonra da oyla önceliklendir. O öncelikleri de belediye başkanına sun. Belediye Başkanı Muammer Keskin bizzat geldi. Ağaçların altında hiçbir protokol falan olmadan işte herkesin oturduğu bir sandalyeye oturup sonuna kadar dinledi. Ve yurttaşlar da gerçekten önce böyle bir dilek şikayet gibi başladılar. Onlara ama siz öneriyorsunuz, hem hakkınız hem sorumluluğunuz diye defalarca tekrarlandıktan sonra onların da böyle bir güvenlerine kendine gelip o da olmalı, şu da olmalı, bu da olmalı. Sonra bir güzel oyladılar da. Ve başkan da gerçekten bunu dinledi ve ekibi notlarını aldı. Diğer mahallelerde de, bütün yani 45 mahallesinde de Şişli'nin bunu yapmayı planlıyorlar. Ve stratejik plana gerçekten de en temelden mahalle seviyesinden katılımı sağlıyorlar. Evet. Ve benim mesela ilgimi çeken ve çok değerli bulduğum bunu bir kent konseyi aracılığıyla yapmaları. Çünkü kent konseyleri biraz önce söylediğimiz bu yurttaş katılımını düzenli olarak yurttaş katılımını sağlayacak mekanizmalar. Belediye ile yurttaş arasındaki örgütlü örgütsüz bütün yurttaşların temsil edilebileceği mekanizmalar ve Şişli Kent Konseyi bu işlevini aslında yerine getirip belediye ile mahalleliği aslında birbirine bağlayan bir etkinlik yapmış oldu. Adında mahalle meclisi koyuyorlar. Dediğim gibi 45 mahallede o meclisleri oluşturmaya çalışıyorlar. Bir hoşuma giden şey daha, biraz çok reklamını yapmış gibi oldum ama güzel bir örnek olduğu için bu ilham olsun istiyorum diğer ilçelere de. İzleme değerlendirme sözü verdiler. Yani birkaç hafta sonra tekrar gideceklerini, o mahallelinin söylediklerinin plana nasıl yansıdığını ve sürecin devamında nasıl katkı koyabileceklerini anlattılar. Ve mahalleden gönüllülerin mesela iletişim bilgilerini aldılar ki o meclis ruhunu devam ettirebilsinler diye. Bu aslında gerçekten daha tam da bir sürekli olarak o planlama çalışmalarını mahalleden temsilcilerin katılımını evet, sağlamak evet, için. Evet, öyle duruyor. O yüzden çok güzel bir örnek, ilham olsun diye detaylıca anlattım. Peki, çok teşekkürler. Aslında geçen seçimde de, 2014 seçimlerinden sonra da en azından İstanbul'un birkaç ilçesinde bizim İstanbul Hepimizin girişimi olarak da katıldığımız birkaç stratejik planlama çalışması olduğunu biliyoruz ama sizin anlattığınız ölçekte galiba daha yani mahalledeki bir parkta mahallenin katılımıyla yani seçilmiş olan veya daha uzman kişilerin değil de daha yurttaşın mahalledeki yaşayan insanların katılımıyla galiba öyle bir örnek yoktu. Bence çok biraz değerli. Daha ilerliyor. Çok çok değerli bence çünkü bir de bu belediye meclis üyelerin ne seçerken de partiye oy atıyoruz ya, kişiye oy atmıyoruz. Evet. Dolayısıyla belediye meclis, sen mesela biliyor musun belediye meclisinde kimler var? Yaşadığın ilçede. Yani Sarıyer ilçesinde web sitesine girdiğim vakit görebiliyorum. Ama tabii yani ezbere daha önceden tanıdığım birisi yoksa doğrudan bağlantım olan birisi değilse ismi aklımda kalmıyor. Ama çünkü orada ulaşabiliyorum. İsmi oy atmıyorsun. Mesela şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin başkanın adını biliyorsun, ilçenin başkanın adını biliyorsun ama ilçenin başkanının bile adını bilmeyebilirsin. Ama meclis üyesinin adını bilmiyorsun çünkü gerçekten adını hiçbir zaman görmüyorsun. O mesela aslında biraz yanlış çünkü takip etmek açısından hem o meclis üyesinin sahiplenmesi hem de yurttaşın üyesini takip etmesi açısından birazcık bence aslında bir nevi eksik. Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri gibi onun ilçe biraz ölçeği veya il ölçeği olarak düşünebiliriz. Evet, oysa ki mahalle aslında işte yerel demokrasi diyorsan en alt seviye yani en
en altın temelini sağlamak dersen aslında sonra zaten yukarı doğru daha hani demokratik gitmenin de yolu açılabilir. O yüzden bence çok değerli bir mahalle buluşmaları. Bu arada ben de ufak bir not ekleyeyim. Bu stratejik planlama süreçlerine katılmak isteyen veya planın nasıl olduğunu merak edenler bir önceki döneme ait, yani 2014-19 dönemine ait ilçe planlarının hemen hepsi ilçe belediyelerinin web sitelerinde var. Tabii. Onlara ulaşıp hani neye benziyor, kaç sayfadır, hangi başlıkları var gibi sayfayı, önceden bilgi edinmek iyi olur. Tabii, böyle bir sürece katılmaya niyetliysek. Tabii. Sayfa, ama yani 500 sayfa yazarsın hiçbir şey söylemezsin. 50 sayfada süper. Yani o sayfa sayısı bence o kadar şey değil, önemli değil. Ama hani ne tür bir işin içine girdiklerini hani iş yükü olarak hani görmeleri açısından değerli olabilir. Evet. Kent konseyleri de bu arada şimdi 6 ay içinde stratejik planı hazırlamaları gerekiyor. 3 ay içinde de kent konseyi kurmak için genel kurula davet çıkarması gerekiyor belediyelerin. Şimdi gerekiyor dememin nedeni kanunda, belediye kanununda bu olduğu için bu madde. 76. madde meşhur. Onun sorunu ne yazık ki öneri. Yani zorlayıcı bir madde değil. Evet, orada bir tuhaflık var. Onu biraz açmanızı isteyecektim. Zorlayıcı bir madde değil. Sadece yani hani belli bir tarihe kadar kent konseylerinin kurulmasına ilişkin bir hüküm var ama kurmadığınız takdirde başınıza bir şey gelmiyor. Artık bir sonraki sefere ne yapalım gibi bir durum ortaya çıkıyor. O ne yazık ki öyle. O yüzden de işte 1000 küsur belediyeden aslında işte en fazla galiba 400 kadar şey var. Kent konseyi kurulmuş. Yani yarısı bile belediyelerin aslında kurmamışlar kanunda olmasına rağmen. Dolayısıyla yurttaşların birazcık belediyelerine kent konseyi kurması, genel kurula davet çıkarmasıyla ilgili bir baskıları da olabilir. Hala vakit var, 30 Haziran'a kadar. Son günü yapan belediyeler var bildiğim. 30 Haziran'da genel kurulunu toplayacak olanlar var. Çoktan toplamış olanlar var. İspanak'ın brokolimi karar vermiş oluyorlar 29. günde. 29. günde. Çankaya mesela işte geçen hafta kurdu. Böyle şey hani yurttaşa nasıl ulaşacağını da şey. Ağaçların iki ağacın ortasına pankart asıp da bir online gördüm. Herkesin çünkü davetli olduğu bir şey bu genel kurul. Dolayısıyla kent konseylerinin şöyle güçleri de var. Kent konseyi belediye meclis toplantılarına girme hakkı var, gündem önerme hakkı var ve kent konseyinin önerdiği gündemi belediye meclisi birinci madde olarak almak zorunda. Bu çok büyük bir güç aslında. Dolayısıyla kent konseyine ben gerçekten buradan herkesi davet etmek isterim örgütlü örgütsüz. Sadece bu işte stratejik planı katılımcı yaptım diye böyle birkaç ay bir o heyecanla bir şeyler söylemek, işte belediye başkanına derdini anlatmak parkta tam çok güzel ama o yeterli değil. 5 yıl boyunca biraz önce söylediğimiz gibi onun izleme değerlendirmesini, müdahil olma imkanı, müdahil olma işte dahil et aşamasını gerçekten yurttaştan da gelmesi gerekir. Dolayısıyla kent konseyleri bunu işte sağlayan mekanizmalar. Lütfen kullansınlar yani akşam da onu söylüyorduk yani hani bulmuşsunuz katılımcı belediye, çalışan işte en azından iyi niyetle bir şeyler yapmak isteyen bir kent konseyi kullanın. Sizin hakkınız bu çünkü yurttaş olarak ve de sorumluluğunuz. Peki İstanbul'da yanlış bilmiyorsam 5 kadar ilçenin kent konseyi var ya da biraz sayı daha artmış fazla, olabilir. Daha fazla bildiğim. Büyük şehrin yok. Bir kurulma girişimi oldu ama işlemedi, evet, yarım kaldı. Dolayısıyla öncelikle İstanbul'da böyle bir eksiğimiz var. Yani ilçenin önemli bir kısmında kent konseyi hala yok. Yok. Ya da 5'ten fazla ama şu anda tam sayı yanlış söylemeyeyim ama 5'ten çok fazla olduğunu biliyorum. Ama 39 ilçe olduğunu düşünürsek hala azınlıkta benim bildiğim kadarıyla. İşte onu bir konfirm edelim şimdi seyircilere yanlış bir şey yapmayalım ama 5'ten fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ama tabii şey kurmak da yeterli değil yani kurulmuş ama pasifleşmiş kent konseyleri de var. Çok iyi biliyor. Peki kent konseylerinde kimler olabiliyor? Mesela 500 bin nüfusu olan bir ilçenin kent konseyi kaç kişiden oluşur? Nüfusla mı orantılıdır? Yok, ya da kaç kişi isterse işte belli bir eğitim düzeyine sahip olmak, belli bir tecrübe yaşın üstünde olmak vesaire. Yani şöyle, kent konseyleri söylediğim gibi genel kurul yapılıyor. Herkes davetli, tüm yurttaşlar davetli. Tüzel kişiliği olanlar, bazı belediyelerde sadece tüzel kişiliği olanların davet edildiğini görüyoruz. Bu da tabii bence özellikle son dönemdeki yeni yurttaş örgütlenmelerinin tüzel kişiliği olmayabiliyor. Olmak zorunda da değil zaten bence de demokratik olarak. Ama hani onların davet edilmediği durumlar oluyor. Onlar da davet edilebilmeli. Yurttaşlar zaten örgütsüzler de katılabilmeli. Genel kurulun bir sınırı yok. İstediği kadar hani lojistik el verdikçe. Ki E'ye buradan belki bağlayabiliriz. El verdikçe zaten toplanabilir. Yürütme kurulu seçiyorlar. Yürütme kurulu, yine o genel kurul kendi seçiyor.
hiçbir şekilde o saydığın şey filtreler yok, böyle hiyerarşik bir filtre, şöyle olmalı, böyle olmalı değil. Ama işte muhtar, belediye başkanı, vali gibi yani yerel yönetimlerden temsilciler de doğal olarak kent konseyinde bulunuyorlar. Üyeleri oluyorlar. Üyeleri oluyorlar. Meclisleri oluyor kent konseylerinin. İşte gençlik meclisi, engelli, kadın, çocuk. Çalışma grubu olarak düşünebilir miyiz bu meclisleri? Meclislerin altında çalışma grupları da oluyor. Farklı çalışma grupları da oluyor. Ve yurttaşlar bütün o çalışma gruplarına da, meclislere de üye olabilirler. Hiçbir engel olmadan. Ve söylediğim gibi o konuda çalışabilirler. Kent konseylerinde gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi o çalışma grupları ya da meclisler. Bazen kendilerini dernek zannedip proje üretmeye çalışıyorlar. Örneğin konser organize etmek istiyorlar ya da işte çeşitli projeler yapmak istiyorlar. Bunun için kaynak gerekiyor, maddi kaynak gerekiyor. Onu bulamayınca da paramız yok diye hani çeşitli şikayetlerde bulunuyorlar. Onlara her zaman şey demeyi tercih ediyoruz. Yani onlara işlevlerini hatırlatmayı tercih ediyoruz. Onların işlevleri etkinlik yapmak, proje yürütmek değil. Konser düzenlemek değil. Bırakınız konseri, konser düzenlemek isteyen sivil toplum oluşumları, örgütlenmeler yapsınlar. Kent konseyi örneğin o kentin kültür sanat bütçesinin nasıl kullanılacağını, o kentlinin, o mahallelinin, o ilçelinin neyse kim artık temsil ediliyorsa onun kültür sanattan ne anladığını, ne tür etkinlikler istediğini, neler talep ettiğini belediyeye iletmesi. Bir arayüz gibi çalışarak yurttaştan iletmesi belediyeye gereken, o politikaya, o kararlara, o alandaki kararlara katılım sağlaması gereken ve o katılım sürecinde de onu izleyip değerlendiren ve yurttaşa tekrar geri bildiren işlevi var onun. Çok daha değerli, çok daha üst, çok daha demokratik bir işlevi var iken ne yazık ki çoğu örnekte sadece o konseri, çünkü belki çok daha eğlenceli tabii konsere gitmek belki de bir hani belediye meclis toplantısına oturmaktansa. Ya da icraat yapma görüntüsü vermesi açısından tabii daha etkileyici. Ama icraat değil yani kent konseyi icraat yapan bir dernek değil kent konseyi. Evet. Dernekçi değil, projeci değil, öyle olmaması gerekir. Öyleymiş gibi bir durumlar var çoğu zaman Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de. Dolayısıyla her defasında siz aslında karar verme, katılım mekanizması, çok daha değerli bir işleviniz var sizin. Ne hatırlatmaya çalışıyoruz her defasında. Umarım bu yeni dönemde de. İstanbul'u sorunca da İstanbul'da tamam kent konseyleri sayısı belki az ama bu son seçimden sonra herhalde özel bir durum olduğu için de belki. Ben çok heyecanla bir sürü ilçede yurttaş örgütlenmeleri, yurttaş meclisleri hareketlenmesi görüyorum. Ya var olan kent konseyini daha aktifleştirmeye çalışıyor ya yoksa kurulmasını için teşvik ediyor. Gerçekten mahalle düzeyinde toplantılar yapılıyor. Bu bilgilendirici toplantılar yapılıyor. Sağ olsunlar bazılarına davet de ediyorlar. Bazılarına ben yurttaş kendi mahallemin meclisine zaten bu katılıyorum. Bu vesileyle evet yurttaş meclislerine geçelim. O da başka bir organ, başka bir yapı bu yerel yönetime katılma mekanizması içerisinde. Bir görselimiz var bununla ilgili. Bir 5 numaralı görseli alabilirsek onun üzerinden konuşalım. Geçen hafta hatta sizinle birlikte böylece sadece Şişli'nin reklamını yapmış durumda düşmeyiz. Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nin düzenlediği bir toplantıya katıldık. Siz orada bir sunum yaptınız. Biraz yurttaş meclislerinden bahsedelim. Onlar nasıl çalışıyor? Yurttaş meclisleri, ben de sağ olun sizin sayenizde İstanbul Hepimizin girişiminin e-mail, e-grubu sayesinde haberdar oldum Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nden. 3-5 ay önce Beyoğlu sınırlarına taşındığım için kendimi bir yandan da hani sivil toplumda, akademide ahkam kesiyorsun da kendini yurttaş olarak ne yapıyorsun sorusunun cevabı olarak ben de hani mahalleli olarak meclise katılmaya karar verdim. Oradaki işte toplantıda konuşulanlardan sonra da hani böyle bir şey yapsak ya, işte konuşma gibi, eğitim gibi aylık düzenledikleri aktiviteler var çünkü. Eksik olmasına davet ettiler. İşte geçen haftakini birlikte yaptık. Orada bütün bu teminden beri konuştuğumuz işte katılımdan ne anlamalıyızmış gibi değil ama gerçek katılım nedir, o aşamalara baktıktan sonra elimizdeki işte stratejik planlama, performans programları, belediye meclisi, kent konseyi gibi mekanizmalar ve süreçleri biraz o gözle tekrar taradık ve aslında orada daha ilk aşamadan yani daha bilgilendirme aşamasından aslında çok büyük eksiklikler olduğunu, başta senin dediğin gibi işte daha yani bu konuyu çalışanların bile aslında bütün süreçlerin takviminden, işlevinden, aktörlerinden çok da bilgili olmadığını. Yapılar nasıl oluşuyor, işlevlerine. Onu çok fazla herkes bilmeyebiliyor. Evet. Hani kabaca bir stratejik plan yapılacak tamam da yani o nedir, ne değildir, kim yapar, nasıl yapar falan. Onların her zaman çok net değil çünkü çok paylaşılan şeyler değil. Söylediğin gibi web sitesinde olup bittikten sonra
paylaşılıyor. Ama karar alındıktan sonra benim onunla ilgili bilgilenmem en fazla bir sonrakine nasıl katılırımla ilgili fikir verebilir bir sonraki de 5 yıl sonra. Dolayısıyla evet. olmadan aslında daha karar alınma aşamasında bilgilenmek çok değerli. O yüzden zamanında diye başta söylemiştim. Dolayısıyla biraz önce gösterdiğin görselde şeye baktık. Yurttaş meclisleri bütün bu 5 aşama için aslında neler katılımın yapabilirler. Katılımın 5 aşamasında evet hangi fonksiyonları üstlenebilirler onları bilgilendirme tabii çok önemli. Bilgilendirme derken de yurttaşı bilgilendirmek hem süreçlerden, takvimden, çünkü işleyen de bir takvim de var yani 9. ayda stratejik plana katkı koyman o kadar da manalı olmayabilir gibi. Evet. Ama bir yandan da yurttaş meclisleri aslında belediye meclis üyelerini, belediyeyi ve belediyenin paydaşlarını da bilgilendirmeli diye o akşam konuştuk. Örneğin bizim TESEL'de de çok değer verdiğimiz bu veriye dayalı karar alma. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki veri o kadar değer verilen bir şey değil. Oysa ki en değerli şeyler. Yani ölçüp biçmeden, ne olduğunu bilmeden, sizin bu medyaskop programlarını da defalarca söylemiştik. TESEL'in bir aracı var, onu da anlatmıştık. İstanbul 95, bütün belediyelerinde, yurttaşlarında. Birazdan onu bir katılım örneği olarak, çok evet, güzel, sizin çok geçen güzel. Haftaki sunumunuzda vardı. Vardı, vardı gerçekten. O bak, o site geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı, iki gün çökmüş meğer. Bir sürü telefon aldık. Bir sürü insan, ben ama tez yazıyordum neredeyse. Ben ama bununla ilgili araştırma yapıyordum. Ne oldu site, ne oldu diye bize böyle çok heyecanlandık birden. Ben gerçekten kullanılıyor demek ki diye. Çünkü veri aslında cidden çok değerli bir şey. Ama o veriyi nasıl işlediğin, nasıl sunduğun, o veriyi açık olarak ve manalı olarak nasıl paylaşılabilir yaptığın ve nasıl insanların erişimini açtığın çok değerli. Dolayısıyla yurttaş meclisleri bir yandan yurttaşları nasıl katılabilirler diye bilgilendirirken, bir yandan da o yurttaşlardan aslında gelecek veriyi belediyelere sunabilirler. Ki belediyeler de veriye dayalı karar alma sürecini sağlıklı işletebilsinler. Peki ama yurttaş meclislerin herhangi bir mevzuatla bir tarifi yok, tamamen sivil oluşmuş yapılar, evet, yani tüzel kişilikleri ya da yok, stratejik plan yok, gibi mevzuatta yer alan bir yapı değil. Değil, değil. Peki çok kısaca İstanbul'da son seçimden sonra ilçe belediyeleri ölçeğinde stratejik planlamaya yurttaşları ve sivil toplumu katma konusunda bir isteklik var mı? Hangi dereceleri, yani 2014 ile kıyaslama yapmak mümkün mü değil mi bilmiyorum ama kısaca buna değindikten sonra biraz da sizin uzmanlık alanlarınızdan biri olan e-katılımla ilgili, elektronik katılımla ilgili konuları işleyelim. Ondan sonra da programı kapatacağız. Tamam. Evet. Şimdi benim gördüğüm, söylediğim gibi bir yandan yurttaşlarda bir hareketlilik görüyorum. Bu seçimde hani katılımla ilgili. Bir yandan da bazı belediyeler, mesela Kadıköy'de burada anmak gerekir gerçekten. Yine belediye olarak değil, kent konseyi üzerine. Yani kent konseylerinin işlevlerinin gerçekten canlanması için çok güzel bir süreç oldu bu. Kadıköy Belediyesi de yine kent konseyi üzerinden mahalleleri katılıma davet ediyor. Geçen hafta işte onlar da yine Koşu Yolu ve yanlış hatırlamıyorsam Acıbadem'de mahallelerinde evet. yaptılar. Kadıköy Belediyesi aynı zamanda bunu bir yandan e-katılımla da yapmak istiyor. Oradan da istiyorsan yavaş yavaş e-katılıma geçelim. Evet. Bir görselimiz var. 6 numaralı tabii. görseli alırsak size anlatırken bir taraftan tamam. izleyicilerimiz de tamam. Yazılı olarak görmüş olurlar. Teknoloji nasıl yardım edebilir? Teknoloji nasıl yardım edebilir? Çünkü şimdi teknoloji tek başına yardım edemez. Bunu hep söylüyorum. Tek başına... işte başına E getirdin diye ya da cep telefonunda çok ilginç aplikasyonlar geliştirdin diye birdenbire demokratik olamıyorsun ne yazık ki. Çünkü teknoloji sen neye karar verirsen o kararı uygulaman da sana yardım edebilir en fazla. Eğer sen, senden kastım işte karar alma gücünü elinde tutan kurum, kişi neysen ne, bu kararı ben Nafiz'le birlikte alacağım diye karar verirsem o karar verdikten sonra bu telefon bana yardım eder. Ama yoksa kendinden edemez. Bunu gerçekten bir farkında olmamız gerekiyor. Yoksa sonra işte bu dijital politik fantazilere kaçıyorsun. Sahip olmadığın bir güce sahipmişsin gibi hissediyorsun. O mutlulukla da devam ediyorsun ama aslında o güç hiçbir zaman sende olmuyor. Dolayısıyla biraz onun farkında olmamız gerekiyor. Nedir mesela? Başkana yazdım, o da bana cevap verdi. Dolayısıyla ben artık başkanın yakını... Kenti birlikte yönetiyoruz diye bir gibi. Şey yok. Dolayısıyla onun çok farkında olmamız lazım. Bir de bir söylemek istediğim de teknoloji işte e-katılım falan deyince illa süper teknoloji 5G falan filan en böyle fiyakalasına gitmeye de gerek yok. Bazen çok basit teknolojiler çok değerli katılım olanakları sağlayabilirler.
Bu gördüğünüz şeyde çok kısaca, mesela şimdi web sitesi, aman web sitesi mi kaldı, Facebook'ta zaten sayfamız var diyenler için. Örneğin web sitelerinin hala arşiv ve arama özellikleri var. Dediğiniz mesela ne diyorsunuz? 2014 stratejik planı görebilir. Şimdi Facebook sayfasında 2014 stratejik planını arayamayabilirsin ama web sitesinde artık arayıp onu görebilirsin. Dolayısıyla bir yerde hala kütüphane gibi düşünüp web sitelerinden vazgeçmemek gerekiyor. Yani ben de araya ufak bir reklam alayım. İstanbul Hepimizin girişiminin web sitesine girdiğimiz vakit bizim bir önceki seçimlerde hazırladığımız yönetime katılım nasıl sağlanır, stratejik plan nedir, kent meclisi nedir gibi kısa infografikler veya videolarımız vardı. Onlara hala erişilebiliyor merak edenler. Aynen oradan öyle. Görebiliyorlar. Yani, ama web sitemiz olmasaydı böyle bir imkanımız olmayacaktı. Hayır bir de şey dedi yani daha güzeli çıktı diye bir öncekini o kadar çabuk çöpe atmamalı. Gerçekten onda bir çünkü 3 yıl önce onda çok önemli bir işlevi vardı. O işlevlere göre bakarsak gerçekten aslında web sitesi hala fena değil. Sosyal medyanın tabii ki paylaşma ve etiketleme özellikleri. Çok önemli ve etkileşimi. Yani minicik bir likelama ya da işte minik bir yorum yazmak bile aslında insanları o konuyla ilgili sahiplenmeye, düşünmeye itebiliyor. WhatsApp'ta bütün bu bahsettiğim örgütlenmelerinin neredeyse hepsinin bir WhatsApp grubu da var artık. Onlar bazen böyle kilometrelerce gidiyor. Bir uyanıyorsun 116 mesaj gelmiş ama hani olsun. O da bir şekilde anlık yine iletişim için önemli. Eskiden ben bu e-katılım konularına girdiğimde belediyelerde e-mail'e cevap gelmezdi. Onlar şikayet ederlerdi. E-mail atıyoruz cevap gelmiyor derdi. Şimdi artık günümüzde daha resmi iletişim diye e-mail'i koyar hale geldik. Ona da çok mutluyum ayrıca. Hani mahalleli WhatsApp'tan yazışıyor da işte belediyeye e-mail atıyorsun. Bir zamanki başlıklı, imzalı, mühürlü A4 kağıda yazıların yerine şimdi e-mail aldı. Evet, e-mail atarsan hani gibi. Ama ben kendime örnek vereyim. Ben kendi belediyeme e-mail attığım vakit cevap alamıyorum. Sonra Twitter'dan yazıyorum. İki dakika sonra cevap geliyor. Alışı farklı demek ki örnekler de var. İnternet radyosunu çok önemsiyorum ben gerçekten. Evet. O da yine etkileşim için çok önemli tabii canlı yayın özelliği ve sahiplenme yine mahallenin sahiplenmesi. Bu Afrika'da, Güney Amerika'da özellikle çok çok kullanılan böyle mahalle radyoları, topluluk radyoları, bu alternatif medya dediğimiz dünyada gerçekten çok değerli. Medyaskop gibi televizyon kanallarını sayabiliriz kesinlikle. Çok çok değerli bir iş yapıyor Medyaskop'ta. Her programda tekrar tekrar teşekkür ediyorum bütün ekibe. İşte oylama, anket araçları tabii düzenli veriyi ve fikri toplama ve analiz etmek için çok önemli. Bu coğrafi bilgi sistemleri ve sosyal medya etkileşimi yine çok önemli. Çünkü orada lokasyona dayalı veri toplama, görselinizde var mı bilmiyorum. O akşam paylaşmıştım. Şimdi, kaldırım nerede? Birkaç, evet mesela 7 numaralı görsele geçecek olursak, onu yansıtacak olursak onun üzerinden gidelim. Bu zaten sizin de TESEV'in de içinde olduğu bir çalışmaydı. Evet. Hatta birkaç ay önceki programımızda sizi konuk ettiğimizde ele almıştık. Evet. Bu örneğin coğrafi bilgi sistemine dayalı bir çalışma. Biraz bunu açıklayalım, hatırlatalım izleyicilerimize. Tabii ki. Bu gördüğünüz Beyoğlu'nun, Beyoğlu ilçesinin haritası. Renk kodları da kabaca, şimdi yazılar küçük olduğu için belki anlaşılamaz ama ne kadar mavi ve lacivertse o kadar genç ve yoksul, ne kadar kırmızı ve koyu renkse o kadar yaşı ileri ve varlıklı demek oluyor bu renk kodunda. Bu arada özür dilerim. Web adreslerinde yazdık. Bunlar interaktif portallar. Tabii. Dolayısıyla merak eden izleyicilerimiz bunlara girdiği vakit sadece Beyoğlu değil bütün ilçelere ilişkin bu lejanda daha net olarak okuyup inceleme fırsatı bulabilirler. Tabii. Bu bizim Bernard Van Leer Vakfı ortaklığıyla ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle yaptığımız bir proje. İstanbul 95 projesinin 3 ayağı var. Veriye dayalı karar alma, parklar, çocuk dostu parklar ve ebeveyn eğitimleri diye. Evet. Bu veriye dayalı karar alma için yaptığımız şey bütün İstanbul'un ilçeleri, hem İstanbul hem de ilçeleri ayrıca yoksulluk haritası çıkarıldı. Bu gördüğümüz renk koduyla beraber biraz önce söylediğim. Üzerine demografik veri de konduktan sonra bu işte yoksul çocuk, varlıklı, yaşlı haritası çıkmış oldu. Bunun üzerine belediyelerden topladığımız veriyle belediyelerin çocuğa ve ebeveynine yönelik hizmet ve yardımlarını koymuş olduk. Şimdi burada göremiyoruz bu ekran görüntüsü olduğu için ama interaktif siteye girildiğinde yan tarafa hizmetlere bastıklarında o hizmetler, örneğin kreş hizmeti ise kreşlerin belediyenin hangi sokaklarında olduğunu görebiliyorlar.
lar dediğim ya yerel yönetimler ya da işte sivil toplum örgütleri ya da yurttaşın kendi aslında çocuğunu kreşe göndermek isteyen o mahalleli kişiler. Evet. Şimdi bu işte gerçekten e-katılımın bir parçası. Çünkü burada biraz önce söylediğim yurttaş sadece yurttaşı değil, yurttaş belediyeyi de bilgilendirebilir ya da sivil toplum örgütleri. Biz burada iki tarafı da bilgilendirdiğimiz bilgiyle veriye dayalı karar alınması için geliştirdiğimiz bir araç. Arayüz. Bir arayüz gerçek. Bu şimdi güncelleniyor İzmir ve Gaziantep'te de. Aynısı yapılacak. O yine biz, o coğrafi, bunda sosyal medya yok ama. Sosyal medya ve coğrafi bilgi sistemlerinin etkileşimi dediğimiz örnekte de belki görebiliriz ekran görüntüsünü. Kaldırım Nerede diye bir uygulama kaldırım var. Kaldırım Nerede? 8 numaralı görselimizde bunu yansıtıyoruz. Orada. Yine bu da interaktif bir uygulamadır. Evet. Kaldırımnerede.org adresinden izleyicilerimiz girip inceleyebilirler. İnceleyebilirler ve buna katılabilirler. Bu çünkü şöyle, Twitter üzerinden Kaldırım Nerede hashtag ile eğer bulunduğunuz, kendi mahalleniz olmak zorunda değil, yürüdüğünüz, geçtiğiniz mahallede bulunduğunuz, o sırada bulunduğunuz yerde eğer kaldırım yoksa, kaldırım kırık dökükse, çok yüksekse, çok alçaksa, çok darsa, pusetle geçemiyorsan, topukluyla yürüyemiyorsan, işgal edilmişse, işte mesela çok çok şık mahallelerin kaldırımlarında kaldırım taşları oynadığı için düşen, orasını burasını kıran yaşlılar olabiliyor örneğin. Evet. Dolayısıyla o fotoğrafı, o sorunlu kaldırımın fotoğrafını çekip Kaldırım Nerede hashtag ile tweet attığınızda bu siteyi yöneten yurttaşlar, e-katılım sağlayan yurttaşlar, bunlar şehir plancı aktivistler, onu hemen haritaya koyabiliyorlar. Burada en yoğun İstanbul'u görüyoruz ama Türkiye'nin diğer yerlerine de yayılmış bir uygulama. Bu tam bir işte yurttaş e-katılımı. E-katılımı. Dolayısıyla evet. Buradan yerel yönetimler, çünkü kendilerinin yetişemeyeceği kadar çok veri aslında sokaktan gelebilir. Evet. O yüzden de sorumluluk kelimesinin üzerinde duruyorum. Yani yurttaşların aslında sorumluluğu biraz da yönetenlere o veriyi sağlamak ve o bilgiyi vermek. Onların da dolayısıyla bilgi ve veriye dayalı kararlarını vermeleri açısından bu çok güzel bir örnek. Böyle bir katılımın ayrıca zaman sınırı yok. Yani herhangi bir mevzuata tabi değil. Evet. İşte 6 ay içerisinde bildirilmesi gereken bir durum yok. Her gün, her saat katılabileceğiniz bir uygulama. Evet. Geri bildirim alabileceğiniz veya verebileceğiniz bir uygulama. Evet. Bir örnek daha verelim. Muhit.co adresi 9 numaralı görselimizde bunu göreceğiz. Biraz da Muhit'le ilgili bilgi verelim. Muhit'te de şöyle bir şey var. Yine yurttaşlar sorunlu gördükleri şey diyeyim, yani bu kaldırımda olabilir. Sanırım burada yine kaldırımla başlamış ama kaldırım olabilir, sokak lambası olabilir, işte futbol sahası olabilir. Neyse ne, yani hani mahallede ne sorun görüyorlarsa o sorunu yine haritada pinleyip fotoğrafını çekip ekleyebiliyorlar. Buradaki farklardan bir tanesi etiketleyebiliyorlar. Sorunlarını. Dolayısıyla o etiketler üzerinden benzer sorunları yaşayan yurttaşlar onları görebiliyorlar. Bir de sadece sorun değil, aynı zamanda çözüm de öneriyorlar. Sorunum şu, çözümüm şu. Bir çözüm alanı var orada. Orada işte hani aktif yurttaşlık için aslında bir alan açmış oluyor. Aynı sorunu yaşayan insanlar tekrar bir oraya şey girmektense, bir sorun girmektense, yeni bir başlık girmektense mesela destekleyebiliyorlar var olan başlığı. Dolayısıyla etiket bulutu mantığıyla hangi sorunun veya hangi başlığın daha çok gündeme getirildiği görülüyor. Görebiliyorsun. Dolayısıyla kendilerine. Da hem yurttaşların birbirleriyle olan etkileşimi, iletişimi açısından hem de yerel yönetimler, çünkü işte ilçeye göre ayrıldığı için de yerel yönetimlerinde çok net bir şekilde gidip neymiş bizim ilçedeki sorunlar diye görebilecekleri ilginç bir uygulama. Evet. Dünyadan da muhtelif uygulamalar var fakat bunların ayrıntısına girmeyeceğiz. Sadece 10 numaralı görselimiz vardı. Onun bir yansıtılmasını rica edeceğiz ekrana. Burada az önce ele aldığımız adresler dahil ayrıca yurt dışından bazı uygulamalar Londra'dan, Yeni Zelanda'dan vardı yanılmıyorsam. Londra'dan, Helsinki'den ve Barcelona'dan koymuştum diye hatırlıyorum. Tabii bunlar sadece örnek. İlgen izleyeceğimiz doğru sözcükleri girip aratma yaptığı takdirde aslında tabii dünyanın pek çok ülkesinden veya şehrinden katılımla ilgili bu tür uygulamalara ulaşabilir. Evet, ama kabaca en azından başlıklarını söyleyeyim mi yani? Kabaca kategorilerini çok hızlıca söyleyeyim, az vaktimiz kaldı biliyorum. Ama bunlar mesela oy verdiğiniz belediye meclis üyenizi takip etmek için,
ben sana oy verdim ama sen hangi konularda, hangi gündem maddesine evet ya da hayır diyorsun, o toplantılara katılıyor musun gerçekten, beni gerçekten temsil ediyor musun, onu takip edebilecekleri ve iletişim kurabilecekleri araçlar, Türkiye'de çok eksikliğini gördüğüm. Bir tanesi Londra örneğinde yine bu hani katılım, hani Londralıların belediyeye önerileri tamam, öneri alıyorsun ama verdikleri önerilerin ne etkisi oldu Londra'ya diye o etkisini gösterdiği detaylı bir sayfa var. O çok değerli bence yine belediyelerin örnek alabileceği. Helsinki'de belediye, bu çok yeni bir uygulaması aslında, yurttaşlara mahallelerinin sorunlarına çözüm üretmeyi teoride bırakmıyor, onu pratik olarak projelendirtip o projeleri yine kendi web sitesinde yurttaşlara oylattırıyor ve kendi de eğer işte stratejik plana dahilse yapılabilir, dahil değilse yapılamaz, buna para var, buna para yok diye kendi yorumunu yaptıktan sonra yurttaşların oylamasını açıp onları tekrar fonluyor. Son olarak da uluslararası bir Avrupa şeysi, bir DECODE. Veri çok önemli. Veri deyip duruyoruz ama özel veri, bireysel veri de malum çok değerli son zamanlarda mevzuatta, bütün batıda en azından biliyorsunuz şey değer kazandı. Ben verimi işte her zaman söylenen Facebook'a koyduğum veri şirketlere satıyor, şirketler para kazanıyor falan bir endişesi var insanlarda. Bu projede verimi ben gönüllü olarak kentin yönetimi, kentin daha demokratik yönetilmesi ve nasıl bir kent istiyorum, nasıl Barcelona istiyorum kararına kullanılsın diye veriyorum sana ha dedikleri bir projeyi deniyorlar. O farklı açılardan gerçekten bu dünya örnekleri çok değerli bence. Peki. Umuyorum önümüzdeki haftalarda tekrar bu konuya dönüp bazı başka ayrıntıları ele alma fırsatımız olur. Bugünkü konuğumuz Itır Akdoğan idi. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nda araştırma direktörü olarak çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Şehir Hepimizin programında. Hoşçakalın. Hoşçakalın.